bir konsolosluk, başkonsolosluk dönemi var. Daha sonra CHP'nin üst düzey isimlerinden bir tanesi oldunuz. Orada kritik bir görevdeyken birden hızlı bir düşüş. İlk önce yönetimden bir düşüş, ardından işte partiden ihraç süreci vesaire geldi. Bu kopuş da açıkçası çok dramatik bir şekilde gerçekleşti. Siz çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben önceki açıklamalarınızı da izledim. İşte aileden gelen işte bir bağ var, işte değerlere inanç vesaire. Ama birden ani bir kopuş. Bu çok organik durmuyor açıkçası. Doğru. Şöyle, bir kere koyun olmayı reddeden bir insan. Eğer yanlış gördüğüm zaman, mücadeleci bir insan. Yanlış gördüğüm bir şeye teslim olmam ben. Kılıçdaroğlu o partinin başına yakışmayan bir adam. Ben niye iktidar olamıyorum sorduğun zaman cevap alamıyorsun. Peki yani bunu bunu bilmiyor muydunuz yani? Bilemiyorsun. Çünkü tabii, o koltuklara çıkarken bunlar hiç koltuk, farkına... Bir şey, siz bak şimdi şöyle zannediyorsunuz. Ben zannediyorsunuz ki ya büyük büyük koltuk. Ya genel başkan yardımcılığının neresi koltuk? Nedir genel başkan yardımcısı? Öyle demiyor. Tırıvırı bir makam ya. Evet, tırıvırı bir makamdır genel başkan yardımcısı. Muhalefette. İktidarda, bakanlıkla, genel bir muhalefette tırıvırı bir makamdır ya. Peki bunları hiç mi öngöremediniz? Yani sanki CHP veya Kılıçdaroğlu'na benim amacım, özelinde hiçbir öngörü sahibi olmazken böyle bir durumla karşılaşmışsınız gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Şöyle şeyinle gitsem, ben gördüğüm yanlışa susardım. Şu anda orada gene genel başkan yardımcısı olarak kalırdım. Ya kullandığınız ifade de çok ağır bir ifade. Koyun olmayı reddettim derken şu anda CHP içerisinde olanları da bir anlamda... Boş ver, kim ne anlıyorsa anlasın. Benim umurumda değil. Bakın şu var. Üç tane şeye ben itiraz ettim. Bir, partinin iyice giderek raydan çıkması. Giderek iktidar alternatif olması, olmaktan çıkmasına itiraz ettim. Birincisi bu. İki, FETÖ'nün ağzıyla sürekli o kesime yönelmesi, o kesimin gelip orada hakimiyet kurmasına karşı çıktım. Ben kendisine söyledim ki, bak bunları ihraç et. Eğer bunları ihraç etmiyorsan ben seninle çalışmayacağım dedim. Bunlardan kastınız? FETÖ ile içli dışlı olanlardan bahsediyorum. Tutuklanan baş danışmanlar var. Bir sürü vardı o dönemde. Hatta bazılarını söyledim. Üç. Beraber çalıştınız mı? Ben çalışmadım. Ben başından beri uyardım onu. Başından beri. Daha girdiğim gün tespitlerimi uyardım. Bunlar dedim normal değil. 14. kat var ya. 14. kat. 14. Nerede? Katta CHP'de 14. kat var. Hı hı. Biliyor musunuz 14. kat? Yani çok anlatılır da öyle bir kat var ben mı yok mu? Ben size söyleyeyim 14. kat var. Yani formalite icabı orada genel başkan yardımcılar var. Bir de 14. kat var. 14. kat her ne hikmetse her şey orada dönüyor. Biz orada genel başkan yardımcılığı yapıyorsun. Sen ülkeyle ilgili... Genel başkan yardımcılığı kaçın katta? Ya onlar diğer daha başka katlarda. Başka katlarda. 14. kat var. O 14. katta mesela darbe girişiminden önce ben bunların darbe girişimi olacaklarını bildiklerini düşünüyorum. Çünkü Enver Altaylı iddianamesinde ne çıkıyor? 1200 defa oradaki Kılıçdaroğlu'nun özel danışmanıyla 1200 defa görüşme olduğu söyledi. Tutuklanan. Söyleniyor. Evet. Hayır, tutuklanmadı şu anda. Orada özel danışman. Öyle mi? Tabii. 1200 defa tutuklu. Orada, şu anda orada. 14. katta. Evet. Bunlar, diğer insanlar var. Şimdi kardeşim. Siz hiç çıkmayı denediniz mi mesela? Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst düzey isimlerinden veya hiç bulundunuz mu orada? Yani, hep anlatılır çünkü. Yani bizde hiç CHP genel merkezden kimse olmadığı için. Ya ben açıkçası çok böyle umursamıyorum. Benim için o önemli değil. Ama orada yani kesinlikle ülkenin gündemi değil, bazı dış odakların gündemiyle hareket eden insanlar var. Onlar işte onların ağababalarının olduğunu düşünüyorum. Ben kardeşim bunlara itiraz etmeyeceksem neye itiraz edeceğim? Koyun onun için dedim. Eğer ben bunlara itiraz etmeyeceksem yani sırf orada otur, kukla gibi otur. Otur. Ya bir insan niye dünyaya geliyorsun? Niye ben ODTÜ'yü okudum, dereceyle bitirdim? Niye şerefle bitirdim? Niye ben büyükelçi oldum? Niye ben milletvekili oldum? Ben milletvekilini Ardahan'da gidip söke söke aldım. Söke söke aldım. Öyle gidip Kılıçdaroğlu gibi bak Tunceli'ye gidip girebiliyor mu seçime? Gidip İzmir'den kontenjandan giriyor. Ama ben orada söke söke aldım. 15 Temmuz'da neredeydiniz? Aslında biliyoruz da. Havaalanında. Sizden duymak istiyorum. Havaalanındaydım. Sayın Kılıçdaroğlu ile beraberdiniz. Evet, o oradan gitti işte. Şeye gitti, götürmüş. Siz niye gitmediniz? Ya biz niye gidelim canım? Onu aldı götürdüler işte. Ben de 15 Temmuz'u ilk kınayan kişiyim. İlk ben kınadım. Oraya da geleceğim. Tankları gördünüz mü orada? Vardı tabii. Siz niye çıkmadınız? Veya Sayın Kılıçdaroğlu nasıl çıktı o tankların arasında? Valla bilmiyorum ya nasıl çıktığını. Ben bilmiyorum. Sonra ben ulaşamadım. Kına dedim. Kınatamadım. 4 defa telefon açtım. En sonunda darbe artık olmayacağı anlaşılınca zar zor kınatabildik. Bir iddianız var 2019'da. Ne?
CHP dışarıdan mı yönetiliyor sorusuna şu anki durum bu cevabını veriyorsunuz. Bununla ilgili özellikle CHP içerisinden de çok fazla eleştiri aldınız ve bunu açıkçası açıklık getirmeniz de iyi olacaktır. Deliniz var mı bununla ilgili dışarıdan yönetildiğine dair? Şimdi Aziz kardeşim. Çünkü bunu söylediğiniz zaman çok ciddi bir iddiaya geliyor bu. Bunu herkes söylüyor, bunu Erdoğan da söylüyor. Ama sizin söylemeniz farklı bir anlam ifade ediyor. Çünkü ediyorum? CHP'nin içerisinden gelen bir insan olarak ve birebir genel başkanla diğer kurmaylarla çalışmış bir insanın söylemesi tabii ki de farklı bir anlam ifade eder. Siz hiç gördünüz mü? Ben bu iddiada böyle konuştuğum zaman bir tane CHP'den çıkıp da ya bu böyle değildir diyen veya bana bir cevap veren bir kişi duydunuz mu? Gördünüz mü? Hiç yok. Niye sizce? Neden? İki şık var. Bir, bunlar önemsemiyor diyebilirsiniz. Değil mi? İkincisi, sataşmak istemiyorlar. Sataştıkları anda birinci chapter'dan sonra ikinci chapter'ı çevireceğimi biliyorlar. Ben mücadeleci adamım, kavgacıyım. Öyle kusura bakmasın. Ağzımdan çıkan her sözün arkasında durabilecek kapasitede bir insanım. Ben hiçbir zaman boş konuşmam. Peki size illa bir sataşma mı gerekiyor? Yani bir şey biliyorsanız ve bu devletin aleyhine ise ve dışarıdan yönetiliyor iddiası çok ciddi bir iddia. Çünkü Türkiye'nin ikinci büyük partisinden bahsediyoruz. Türkiye'de ittifaklar nasıl oluştu? Nasıl oluştu? İttifaklar bu hangi kuvvettir ki? Ben size açık söyleyeyim. Atatürkçü olduğunu iddia eden yani ulusal birliği savunan bir parti. Kuvayi Milliyetçiyiz de deniyor. HDP ile anayasa çalışması nasıl oluyor ki o da ona eklemleniyor? Ya kardeşim bunları kim bir araya getiriyor? Kim bir araya getiriyor? Kim? İşte dışarısı getiriyor. Dış destekli kukla muhalefet diyorum ben. Boşuna demiyorum. Bir konsolosluk, başkonsolosluk dönemi var. Daha sonra CHP'nin üst düzey isimlerinden bir tanesi oldunuz. Ve orada...